Merhaba gençler, ben Şeren Hoca. İslam tarihi 2 ile devam ediyoruz. Hazır mısınız? Bakın şimdi çok ciddi anlamda bir kağıt üzerinden size 4 halife devrini anlatacağım. Çok iyi dinleyin, çok sıkı dinleyin. Buradan gerçekten çok sıkı sorular çıkabiliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi, bazen çoğaltılması soruluyor. Hazreti Ömer'in neler yaptığı, hangi konuda önemli olduğu. O yüzden lütfen can kulağıyla beni dinleyin. Bir sorunuz olursa lütfen yorumlarda paylaşın. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım başlıyoruz. Efendim, Hazreti Muhammed veda hutbesini yaptıktan sonra aynı yıl öldü demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi Hazreti Muhammed'i seven de İslam devletinin devamını isteyen büyük bir grup var. Ve diyorlar ki tamam, Hazreti Muhammed biliyorsunuz peygamberdi ve o Allah tarafından seçilen bir peygamberdi. Böyle bir süreç olmayacağı için şöyle yapalım. Hazreti Muhammed'in yerine İslam devletinin devamını sağlayacak, kurumlarının devamını sağlayacak, İslamiyet'e yayılması sürecinin devamını sağlayacak bir halef seçelim. Halef sonradan gelen anlamına gelir. Ve dolayısıyla da bunu kabul ediyorlar. Ve 4 halife devri için biz başka cümle daha kuruyoruz. Bu döneme cumhuriyet devri de denir diyoruz. Neden? Az önce söyledim. Çünkü bu halifeler seçimle iş başına geliyorlar. Ve seçkin insanlar, Ashab-ı Suffe denilen kişiler tarafından seçilecekler ve o şekilde başa geçecekler. Bakın burada gördüğünüz 4 halife de seçimle iş başına gelen halifelerdir. O yüzden bu döneme cumhuriyet devri de diyoruz. Ve ilk seçilen halife Hazreti Ebu Bekir. Şimdi Hazreti Muhammed öldükten sonra her yerden ot bitiyormuş gibi peygamber bitmeye başladı. Çünkü buradan nemalanmak isteyen birçok kişi, yalancı kişi ortaya çıktı. Ve Hazreti Ebu Bekir bunların doğru olmadığını çok iyi bildiği için halife olduktan sonra yaptığı ilk iş önce bu yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı. Çünkü böyle bir süreç yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir demektedir. Dolayısıyla da yalancı peygamberler ortadan kaldırıldıktan sonra hem dini hem de siyasi birliği sağladı. Tabii İslam fetihleri bu arada devam ediyor. Ve İslam fetihleri devam ederken Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişiler de tabii ki yavaş yavaş ölümleri gerçekleşecek. Ya diyorlar bir gün Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen herkes ölürse, yani olmadı tabii ama ya herkes ölürse o zaman Kur'an-ı Kerim tıpkı İncil gibi olmaz mı? Aslı bozulmaz mı? O zaman ne yapalım? Hazır Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişiler varken Kur'an-ı Kerim'in aslını, yani özgün halini korumak için Kur'an-ı Kerim ilk kez ne haline getirildi? Kitap. Yani şu an elimizde bir tane Kur'an-ı Kerim nüshası vardır diyoruz. Eceliyle ölen tek halifemiz hastalanarak vefat edecek. Onun yerine Hazreti Ömer halife seçilecek. Ama şöyle derler. Dünyada bir adalet varsa, bu adaleti sağlayacak bir halife varsa bunun adı da Hazreti Ömer derler. Adaletiyle ünlenmiş, gerçekten karakteri çok güçlü, savaşçı bir mizaca sahip halifeden bahsedeceğiz. Ve inanılmaz topraklar alacak. Mısır bu dönemde alınacak. İran alınacak, Irak alınacak, Filistin alınacak ve gerçekten Türk sınırlarına kadar ilerlenerek bu bölgeler İslam topraklarına dahil edilecek. Şimdi topraklar çok genişledi. Minicik bir topraktı. Mısır'ı, İran'ı, Irak'ı, Filistin'i derken bu toprakların rahat yönetmek için, merkezi otoriteyi korumak için ne yaptı? Önce illere böldü. Dedi ki yetmez, güvendiğim bu toprakları yönetecek adamları da ne olarak atayım? Vali olarak atadı. Tabii burada yapmak istediği en büyük amaç neyi korumaktı? Merkez otoriteyi korumaktı. Madem toprakları illere böldü, madem valiyi atadı, o zaman dedi devlet teşkilatlanmasına başlayalım. İlk kez divanı kurdu hükümet. İlk düzenli orduyu kuran Hazreti Ömer'dir. İlk kez toprak sistemi dediğimiz iktidar sistemini oluşturan Hazreti Ömer'dir. İlk kez ay yılı esaslı olan hicri takvim bu dönemde oluşturuldu. Peki özellikle bunu yazmadım. Adaletiyle bu kadar ünlenen bir kişinin ilk kez hangi kurumu oluşturması gerekiyor? Tabii ki kadılık makamı dediğimiz adli işleri yürütecek kurum da bu dönemde oluşturuldu. Yani bunların altına bakın nokta koydum. Daha bir sürü devlet teşkilatlanması ile ilgili ilkleri yazabilirim. O zaman cümlem şu. Hazreti Ömer devlet teşkilatlanmasına en
en çok önem veren halifemizdir diyeceğim. Ve sıra geldi. O öldürüldükten sonra seçilen halife Hazreti Osman. Şimdi tabii ki dedim ya, bütün halifeler, şu dört halifenin hepsi de seçimle iş başına geldi. Hazreti Osman da gerçekten çok ciddi, güzel icraatlarda bulunan bir halifemiz. Mesela bu dönemde ilk düzenli orduyu Hazreti Ömer kurdu ama ilk donanma Hazreti Osman dönemine ait. Şimdi topraklar o kadar çok genişledi ki biliyorsunuz İslam Devleti'nin anayasası Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Bir tane kitap var. Nereye gönderelim biz bunu? Hangi merkeze veya hangi ülkeye gönderelim? Yetmez. O zaman dedi ki Hazreti Osman, madem elimizde kitap haline getirmiş bir Kur'an-ı Kerim var, bu Kur'an-ı Kerim'i çoğaltalım. Peki neye göre çoğaltalım? Kur'an-ı Kerim'i ilk önce düzenliyorlar. Şimdi ben öğrencilere soruyorum, peki düzenlemek ne demek? Hocam ayet ayet sıraya diziyor. Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Kureyş lehçesine göre düzenliyorlar. Çünkü Hazreti Muhammed Kureyş kabilesinden geliyordu ve özgün hali bu. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksam aslı gibi, nasıl geldiyse öyle okumalıyım. Ve Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesine göre geldi ve Kureyş lehçesine göre düzenlendi. Bakın ikisindeki ortak hedeften bahsediyorum. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'in özgün halini korumak için ne yapıldı? Oluşturuldu. Ve şimdi Kureyş lehçesine göre düzenlenen bu Kur'an-ı Kerim'i çoğaltacağız. Ve belirli merkezlere göndereceğiz. Amaç yönetimde neyi sağlayabilmek? Birliği. Bir kez daha söylüyorum. Kur'an-ı Kerim İslam Devleti'nin anayasası niteliğindedir diyeceğiz. Bakın her şey çok iyi gidiyordu. Ama Hazreti Osman kendi soyu olan Emevi soyuna ayrıcalık verdi. Ayrıcalık verdiği söylendi. Torpil yaptığı söylendi. Hatta bu nedenle öldürüldü söyleniyor. Ve kendi soyuna çok önem verdiği için öldürüldüğü söylenen Hazreti Osman'dan sonra yerine Hazreti Ali halifeliğe geliyor. Tabii ki Ali'nin halifeliğini tanımak istemeyen bazı gruplar var. İşte Ali, Hazreti Ali'ye halife olmak istiyordun, o yüzden Osman'ı öldürttün gibi suçlamalarda bulunuyor. Tabii ki Hazreti Ali böyle bir şeyi asla yapmayacağını, asla Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimsenin alamayacağını söylese de bu durum bazı gruplar tarafından dinlenmeyecek ve bir iç savaş olayı başlayacak. Bakın dış fetih yok. Tamamıyla anlattığım bu üç olay kesinlikle iç savaş olayıdır. Kesinlikle de halifeliğin ele geçirilmesiyle ilgili bir süreçtir diyeceğiz. Şimdi ilk olay Cemel olayı veya deve olayı diyoruz. Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe taraftarları arasında gerçekleşen bir olay. Ve dolayısıyla da Cemel olayı Hazreti Ali taraftarları kazanıyor. Hazreti Ali diyor ki tamam, yani sorunu, sıkıntıyı aştığımıza göre halifeliğime kaldığım yerden devam ederim diyecek. Fakat yapamayacak. Çünkü Sıffin Savaşı'nda Muaviye, Emevi soyundan olan Muaviye ile karşı karşıya gelecek Hazreti Ali. Ve bu savaş gerçekten çok çetin bir savaş olacak ve en nihayetinde şuna karar verecekler. Diyecekler ki özellikle Muaviye'nin talebi üzerine, gel biz bu işi hakemlere bırakalım. Sen bir hakem seç, ben bir hakem seçeyim ve hakemler kimin halife olması konusunda bir kanaate varsınlar. Ve en nihayetinde bu cümleyi dinleyen Hazreti Ali kabul edecek ve üçüncü iç gelişme olan hakem olayı başlayacak. Ve iki taraf bir hakem seçecek ve hakemlerden birisi Hazreti Ali, ikisi de Hazreti Ali veya Muaviye ismini vermesi lazım. Ve en nihayetinde bu olay Hazreti Ali taraftarlarının çok üzüleceği bir şekilde sonlanıyor. Çünkü Muaviye bir oldu bittiye getirilip halifeliğin kendisine verildiğini söylettirecek ve bu olaydan sonra Hazreti Ali ve taraftarları kabul etmek istemeyecek ve İslam Devleti ilk kez üçe ayrıldı. Bir tarafta Muaviye'yi tutan Emevilerden bahsediyoruz. Diğer tarafta Hazreti Ali'yi tutan Şiilerden bahsediyoruz. Bir diğer tarafta da her ikisini tutmayan, tarafsız diyeceğimiz haricilerden bahsediyoruz. Yalnız bu üç olaya baktığımızda, bu üç gelişme sonucunda ne diyeceğiz? Bu dönemde
İslam fetihleri durdu. Ve İslam devletinin İslam devletinde otorite sıkıntısı oluştu. Sadece halifeliği sadece halifeliği ele geçirmek isteyen bir grubun yaptığı iç gelişme maalesef ki bu dönemde İslam devleti adına bir artı sağlayamadı diyoruz. Tamamdır gençler. Anlaşılmıştır umarım. Ve bakın bu sayfayı özellikle sadece bir sayfa olarak vermek istedim. Çünkü bir sayfada hepsini görürsek gerçekten soruların büyük bir kısmını çözebileceğimize inanıyorum. Teşekkürler. Eğer bir sorunuz olursa bir kez daha söylüyorum. Lütfen paylaşın. Tabii ki beğenmeyi de unutmayın. Kolay gelsin.